Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli etiyiniz görüşler. İstiklal Könüllü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kınemizde de kıtanlar ekranımız olsun. Yaponiya şirketi mecburi emgek dukulatıga köngül bulduğalıqını bildirdi. Fransiya Xalqara Radyosu'ndan bugünkü haberde bildirilişçe, Yaponiya'nın Muji şirketi kararını özgertip, Şarkı Türkistan hakkıdaki mecburi emgek dukulatıga köngül bulduğalıqını bildirgen. Yıkınkı bir neç gün içide H&M, Nike, Adidas katarlı Xalqara'daki danlı kiyim keçe şirketleri Xitay'nın mecburi emgek kılmışı sebeplik Şarkı Türkistan'ın paxtısını işletmeydiğalıqını elan kılgan. Bunundan bir aram bolgan Xitay taratqularını iş qısılıp, mezkur şirketlerge hücum kılışkı başlıgan. Xitay Yerşari Vakit gizitinin xabirde bildirilişçe, Yaponiya'nın Muji şirketi 25 Mart bildirgen sözüde, Şarkı Türkistan'ın paxtısını baykot kılmağalıqını, davamlıq işletip kilovatqalıqını bildirgen. Ama şirket mesulleri tez süratte kararını özgertip, bu meslige ciddi köngül bulduğalıqını bildirgen. Muji şirketi elan kılgan bayanatta bildirilişçe, mezkur şirket mesulat bilen teminleydiğen Şarkı Türkistan'daki zavodlarını teşürgen ve Roşe mesele barlıqını baykagan. Bayanatta yana şirketin Avrupa İttifakı ve Amerika'nın Şarkı Türkistan'daki kişili hukuk meselesi hakkıdaki kanun nizamlarına maslahatçılığa tirişiyotganlığı bildirilgen. Biden, Tayvan, Şarkı Türkistan, Hong Kong meselesine devamlı dikkat kıldığını bildirdi. Amerika Avazı'ndan bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Biden 25 Mart'taki sözüde Xi Jinping'da demokratiyanın esir mi yok diyen sözünü yeni bir kıtım tılık algan bulup, Amerika'nın Tayvan, Şarkı Türkistan ve Hong Kong meselesine devamlı köngül bildirilişini tekitleyen. Haberde kayıt kılınışça, 25 Mart düştüğünkin Prezident Biden, Aksaray'da vazifeye oltırgandın buyan tonca kıtımlık amimi akbarat elan kılış yığını ötküzgen. Yığında Biden Amerika-Xitay münasibeti toğırsızdaki suallarga cevap verip, nöbetteki körüşümüz 21. esirdeki demokratik devlet tüzülmesi bilen müstebbit devletler uttursuzdaki can digen. Yığında muhbirler Biden'den Xitay'a koyulgan tamojnin bijini devamlı saklamaslıq, mecburi emgek mesulatlarını çekleş çekilmesli katarlıq kün tertiptiki meselelerini sorgan. O mezkur suallarga, bular çokum hel kılışka tekişlik meseleler, ama bular pekat Amerika-Xitay münasibetinin bir kısmı deb cevap bergen. Biden sözünün arası da yana özünün Xi Jinping'ni obdan bildiğalıqını, Xi Jinping'da demokratiyanın esiri yokluğunu tılgı ilip ötken. Biden yana demokratiya ve kişili hukukunun Amerika'nın asasi kıymet karışı ikerlikini, Amerika'nın Hong Kong, Şarkı Türkistan, Tayvan meselesine devamlı dikkat kıldıqalıqını, bunun emeliyette demokratiya bilen müstebbit hakimiyet uttursudaki rekabet ikerlikini tekitleyen. Biden yığındı yana, yakında demokratik devletler başlıkları yığına ötküzüldüğalıqını, bunundaki maksatının yığınğa katnaşkan demokratik devletlerinin bir septe buluşuğa kapatetli kılış ikerlikini bildirgen. Facebook, Xitay hackerlar sahte salahiyet bilen Uyghurlarga hücum kıldı dedi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Facebook şirkette Xitay hackerlarının sahte salahiyet bilen Uyghurlarına kompüter ve telefonlarga hücum kılgalıqını aşkarlıgan. Haberde kayıt kılınışça, Xitay hackerları sahte Facebook hesabatı ve aldamçılık tur biketleri bilen Türkiye, Kazakistan, Amerika, Avustralya ve Kanada katarlı devletlerdeki Uyghurlarının kompüter ve yanfullarına karşı murakkep mehbi hareket kozulgan bulup, asaslık Uyghur faaliyetçileri, jurnalistler ve öktüçiler nişanlangan. Facebook şirketinin aşkarlıkça, Xitay hackerları jurnalistler ve faaliyetçiler ve Uyghur abonelerini celep kılış için sahte Facebook hesabatı, sahte tor biket ve app'lerini yasap çıkan. Bazı ahvallarda hackerlar yasap çıkan tor biketler Uyghurlarının alkışığa erişken kanunluk haber tor biketleri bilen asasen okşaş bulgan. Mezkur sahte hesabatlar ve sahte tor biketlerinin hemisi de yaman garazlık ulanış barı bulup, eğer kullanıcı ulanışını çekse, ularının kompüteri ve yanfını yokumlanıp, mezkur kişinin üskünüsü nazaret kılışığa yol koyduken. Neticede Xitay hackerleri ziyankeşlikke uçurguçunun oranı, kunupka tahtisi ve alaka malumatlarına erişidiken. Facebook şirketinin bildirişçe, 2019 yılı ve 2020 yılları hackerlarının hücumuna uçurguçlarının umumi sayı 500'ye yetmeydiken, şirket kararlılık bihatterlik teşhirişi de bu hıl hücum torunu baykıgan ve bu sahte hesabatlarını takıp hücumuna uçurgan kişilerge uhturuş kılgan. Facebook bihatterlik siyaseti mesulü Nathaniel Gleacher bu vaxta tohtilip, ular bu şahsi rollarını kurup çıkıp, cemiyette özüge işeniş tikleş arkalık kişilerine özü yasap çıkan sahte olunuşlarını aşkuzup, ularının üskünlerdeki mezmullarını aşkarlaydı diyen.
Ma'lum bo'lishicha, mazkur hakkerlar Xitoyning ichki texnika shirkati bilan munosabatlik ekan. Ammo Xitoy kompartiyasi bilan bevosita bog'lanishi yo'q ekan. Ammo Amerika tor bexatali shirkati o'tkaz bir bayonotida biz bu harakatlar Xitoy kompartiyasini qo'llash uchun bo'lgan deb qaraymiz degan. Amerika parlamentiga Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarni tekshirish qaror loyihasi sunildi. 23 mart kuni Amerika parlamentidagi har ikki partiyaga vakillik qildigan parlament a'zolari Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini ayiblash va jinoyatlari ustidan xalqaro mustaqil tekshirish haqida bir qaror loyihasi sunilgan. Parlament to'rbitidagi o'xtirishda ma'lum bo'lishicha, Amerika parlamenti Sharqiy Osiyo tashqi munosabatlar komitetining a'zosi bo'lgan Mitt Romni 23 mart kuni Kengash palata a'zosi Chris Coons, Marco Rubio, Edward Markey, Bill Hagerty va Tim Kaine qatorliklari bilan birga Xitoyning Uyg'ur va boshqa osiyolik millatlarga qilgan muomalasini ayiblash va u yerda yurgizayotgan xo'rlash va boshqa jinoyatlarni tekshirish haqida bir qaror loyihasini sunilgan. Kengash palata a'zosi Romini mundaq degan: Xitoy Kommunistik partiyasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'ur va boshqa osiyolik millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Biz bu qaror loyihasi orqali ularga qilingan jinoyatlar ustidan xalqaro tekshirish talab qilamiz. Bu haqdagi bayonotda yana yuqorida ismi tilga olingan Coons va Marco Rubio qatorli Kengash palata a'zolari ayrim-ayrim so'z qilib, Amerika hukumatı ve onun itibaqdaşlarının çoxum Uyğurlarga yürgizuatkan cinayetlerini sürüşte kilişi kerehlikini ve Xitayının çoxum cevapkarlıqa tartışı kerehlikini təkdiligen. Uyğurlarga qartılavatkan mecburi emgek davamlaşmaqta. Yıqınqı küllerde ictimai uçur vasitları da tarqılavatkan sınlar Şarqi Türkistan'daki mecburi emgekinin kündün künüge küçüvatkalıqını ispatla bermekte. Tarqılgan sınlarda Şarqi Türkistan'dan məlum şehirdeki tikiçilik zavodi ve yaş ve uttur yaşlar etrafıdaki Uyğur er ayarlarının zavodda işlevatkan haleti körsülgen. Yeni bir sında zavodnın içi ve yüzdün cip Uyğur işçinin işqa çüştün burun kızıl naqşa etuvatkalıqıda körünüş körsülgen. Sınlardaki zavodlarının sırtkı içki körünüşlerden bu zavodlarının şehirden yarak hılvet yerde sılınğalıqı. Xizmetçilerin soğuk havada parma bolmağan zavodlarda işleydiğalıqına körvalıqılı buludu. Xitay izcil halda öz cinayetini inkar kılvatkan bozumu, yukarıqıday sınlar Şarqiy Türkistan'daki mecburi emgekinin izcil davam işvatkalıqını, hatta kündün künge eğil işvatkalıqını aşkarla bermekte. Xitay Uyğurlara sebeplik Angliyanın 4 organı ve 9 şahsını cezaladı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilmişçe, Xitay Taşqi İşler Ministri bayanatçısı bayanat elan kılıp, Angliya Konservatiflar Partiyasının sabah rehberi Ian Duncan Smith ve Konservatiflar Partiyasının kişili hukuk komiteti katarlıq 4 Angliya organı ve 9 şahsının cezalandığını bildirgen. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning jazo yurgizishdagi maqsadi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi yurgizgan bir qator mas qadamlik jazolardan o'chilish ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida e'lon qilingan Angliyaning aloqador organlari va shaxslari ichida Xitoy ishlari tadqiqot guruhi, Uyg'ur mustaqil sud mahkamasi va Isikis advokatlik o'rni qatorliq 3 organ bor ekan. Xitoy bayonotchisining bayonotida Angliya Xinjiang meselesiyle kişilik hukuk meselesini bahane kılıp, yalgan uçurlar asasında Xitay emeldarları ve organlarını bir terepleme cezaladı. Angliya bu hareketi arkalı halkara kanun ve halkara münasebetke hılaplı kılıp, Xitay'nın içki işlerine ağırlaştı da bildirilgan. Bildirilişçe Xitay cezalamakçı bulgan Angliya'nın organları ve şahslarının bivasta tukalları ve aile azalarının Hong Kong ve Aumino'a kirişi çekilindigen. Onların Xitay'daki mal mülükleri tonultudigen. Şundaqla Xitay puhraları ve organlarının ceza elan kılıngan Angliya organları ve şahsları bilen soda ve alaqa kılışını çekleydikken. Xitay Taşqi İşler Ministerliki bayanatıda yana tehdit silip, ilgili hukuki bihateriki ve terakket menfaatini kudaş irademizde tevremeyimiz. Angliya terapini Xitay yolda devamlıq mağmasıqa agahlandırımız digen. Semiz Twitter'da Xitay elan kılıngan cezağa cevap verip, bizden Xitay'nın Hong Kong'daki kişilik hukuk dapsançılıkı ve Uyğurlarının irqi kırgıncılıkıya karşı söz kılıç mecbur idimiz var. Eğer ben Xitay'nı gazeplendirilgen bolsam, bu men üçün şereplik iş. Men o şerep medalini kubul kılmen degen. Newcastle Üniversitesi Uyğur şunas mutakassiz Joe Simmons Finlaymo Xitay'nın ceza tizimikiye kürgüzülgen bulup, o Twitter'da ''Mən Şarqiy Türkistan'daki Uyğur paciası haqqıda haqni sözgelikim ve vicdanım bilen haq tarafta turğanlıqım sebeplik Xitay tarafından ceza tizilmekiye kirgüzüldüm.
Bu sebeplik men puşayman kılmayman hem de sükut kılmay daim hakkını sözleymen degen. Amerika bilen Tayvan dengiz çalış kirişimi imzaladı. Germaniya avazından bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay yakında yolga koyulan dengiz sakçıları kanunuğa karşı turuş üçün Amerika bilen Tayvan birlikte dengiz çalış hemkarlık kirişimi imzalagan. Haberde kayıtlanışça, Amerika hükümeti bilen Tayvan hükümeti 25 Mart kirişimi imzalap, dengiz çalış hizmet grupisi kurup çıkış arkalık, iki taraflık siyasetine masaj turuşunu planlagan. Bu hafta elan kılınan bayanatta yeni kurulgan Dengiz Çalış Hizmet Grupisinin yeni subsidi tılık elingan bulup, Amerika Dengiz Kırgıkı Muhafizet Atırıtı ve Tayvan Dengiz Çalış İdarisi, Tayvan'daki Amerika Cemiyeti ve Taybey İksat ve Medeniyet Vekili İşhanesi tarafından tayinlenip, alakını küçeytip hemkarlık ornitidigallığı ve uçurlarını ortaklaşıdigallığı, iki taraf yine Dengiz Okyan Baylıkını kuğdaş, kanunsuz doklat kılınmağın ve tertipsiz bilek tutuş kılmışını azaytış, Dengiz Okyan Çalış ve Kutkuzuş Paaliyeti, ve Dengiz Okyan muhitinin bulgunışıga takabül duruş katarlık sahallerde hemkarlaşıdıqalıqını bildirgen. Reuters agentliqinin bildirişçe, Amerika bilen Tayvan'nın bu kıtım kilişimge imza koyuşu, yeni Amerika hükümetinin hareketke ötkeliki, Tayvan'ge bergen vadesige kapaletli kılgallıqı iken. Xitayning bilikçilik kemileri ve paraxotları yakınki mezgillerde Tayvan'nın kontrolüdeki Dengiz rayonuğa davamlıq besip kirgeçke, Tayvan Dengiz boyudaki herbi əsahallarını yığınlap, paraxotlarga yeni üskünlerine sepleşke başlagan. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanguchilar 28 mingdan aştı. 25 Mart Türkiye Sağlık Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanguchilarning 28731'ge yetkenligini e'lon qilgan. Sağlık Ministrining ma'lumotiga asoslanganda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandi deb guman qilingan 222753 kişi teşhirilish orqali yeniden 28731 kişining yuqumlanganligi aniqlangan. Nöbette 1210 kişi doktorhanda bulup, bir gün içinde yine 157 kişi kaza kılıp, 19186 kişinin selametliği esige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışka başlagandan beri, selametliği esige kelgeller cemi 2.900.000'a, kaza kılgallar 30.619'a, kesili eğir bimarlar 1790'a yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.